Vallahi şimdiden iki tane alıcı var Elif hemşire. En kısa zamanda ev görmek istiyorlar. Siz ne zaman müsait olursanız ona göre getireyim. Tamam, sen iki gün ver bana, evi ben alacağım. Alamazsam o zaman konuşuruz tekrar. Benlik bir şey yok, babanız acele ettiriyor. Yoksa bana kalsa bir hafta bekleyeyim. Tamam, sen boş ver babamı. İki gün. Alamazsam konuşuruz. Peki, dediğiniz gibi olsun. Kolay gelsin. Allah seni başımızdan eksik etmesin Kenan Bey. Hoş geldiniz doktor Kenan Bey. Hoş geldiniz. Başımızdan eksik etmesin. Hem benim doktor, bizim doktor. Tamam. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar aramıza hoş geldiniz doktor. Hoş geldiniz Kenan Bey. Sağ olun. Müsaadenizle. Elif nasılsın? İyiyim Kenan Bey. Sağ olun. Siz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kenan Bey, benden bir cevap bekliyorsunuz tabii doğal olarak. Yani ben ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Hiçbir şey söylemene gerek yok Elif. Ben sadece içimden taşıp sana koşan duygularımı durduramadım. Yüreğimden ne geldiyse onu söyledim. Yani bunu bana bir cevap vermen için ya da bir karşılık vermen için de yapmadım. Sadece bilmeni istedim. Çok geç kaldık Kenan Bey. Birbirimize yıllar yıllar boyu geç kaldık. Bu arada beni yiyip bitiren çok büyük boşluklarım var. Hepimizin boşlukları var Elif. Hepimizin aşamadığı mesafeleri, yıkamadığı duvarları, gerçekleştiremediği hayalleri var. Hepimiz yıkıntıyız, hepimiz yaralıyız. Ama ben kapatırım Elif. O boşlukları da, o yaraları da kapatırım. Kapatamazsınız Kenan Bey. Yani ne olur beni yanlış anlamayın. Ama ben insanlara olan güvenimi kaybettim. Artık ne aşka ne de başka bir şeye inancım yok. Evet, saklamıyorum. Siz de benim kalbime dokundunuz. Bana hep iyi geldiniz. Ben de aynı sizin gibi sizden kaçmaya çalışırken kendimi hep size gelmiş buldum. Ama bir an geliyor ki insan acı gerçeklerini hatırlıyor. Ben sizi bu acıların içine çekemem. Ya sizi bunların bir parçası yapamam. Bu size haksızlık olur. Henüz o yol yürünmemişken geri dönmek İkimiz için de en iyisi. Özür dilerim Kenan Bey. Gerçekten çok özür dilerim.